arkadaşlar, oltaya çok büyük bir balık bindi. Kamerayı hemen açamadım. Yalnız inanılmaz kalamalar aldı baştan. Herhalde bir 50 metreye yakın kalama aldı. Çok merak ediyorum, tekneyi alabilirsem balığın ne olduğunu. Çok büyük bir balık çünkü. Yani benim tahminim 10 kiloya yakın bir balık diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar kalama alan, daha önceden 8 kiloluk falan balıklar tuttum. Tabii ne olduğuna da bağlı, biraz cinsine bağlı belki balığın, ama yani inanılmaz kalamayla gitti. Yani onları dinletebilseydim gerçekten yani çok az belki yaşanabilecek bir andı. Kamera da kafamda değildi. O çantadaydı. O yüzden de şey yapamadım. Açamadım. Yani alamadım kamerayı. Şu an balık biraz yorulunca alabildim. Ama yani halen kalama alıyor ve sabırlı davranıp tekneyi almam lazım. Yani balığı gerçekten ne olduğunu çok merak ediyorum. Hem ağırlığını hem balığın ne olduğunu çok merak ediyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Çünkü yani 10 kilo civarı bir balık. Hala bakın kalama alıyor. Evet, hala yükleniyor. Ben sinerik yani bu metrelerde, yaklaşık 50 metrelerde falanım. Görüyorsunuz hala mücadele ediyor. Hala kalama almaya çalışıyor. Ben zor sarıyorum. Haydi inşallah. İğnenin de tabii nerede olduğu balığın ağzında çok önemli. Balık hala kalama almaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Çok sakin bir şekilde almaya çalışıyorum. Sabahtan beri senin için mücadele ediyoruz. Arkadaşlar, yani benim hedefim genelde 5 kilo üstü balıkları hedefliyorum. Balığa tabii ki bu nasip işi. Yani çok farklı kilogramlarda balıklar geliyor. Ama yani bu anı yaşamak için açıkçası balığa çıkıyorum. Ve her zaman da denk gelmiyor, biliyorsunuz. Yani böyle bir balık, bilmiyorum şu an yani balığı gördükten sonra diyeceğim, ama yani böyle bir balık herhalde çok nadir denk gelir insana. İyice yoruldu. Şu an balığın ağırlığını, kütlesini çekiyorum. Ama çok ağır. Yani artık ciddi yaklaşmış olması lazım.
bayağı bir dikten geliyor. Yani tekneye yakın geliyor. Acaba... Haydi. Aşağıya basıyor. Çok ağır bir balık arkadaşlar. Yani ilk 5 dakikada kalamaya ciddi müdahale etmem gerekti. Çünkü yani ip yetmeyecek şekilde gidiyordu. Hala mücadelesini bırakmadı. Haydi be. Balığın ağırlığı bile sararken kalama almasına sebep oluyor. Dipten o derece zor ve ağır geliyor arkadaşlar. Yani şu ayna yapsa balığı bir su üstünde görsem. Haydi. Haydi ne olur. Çok yaklaştı ama yani çok direniyor. Yani hiç su üstü yapmadı da sinerit olsa şimdiye kadar. Gerçi çok yavaş çekiyorum yani yemeyebilir ama. Yani ciddi çok balığın cinsini çok merak ediyorum. Yani o kadar şu an teknenin altından geliyor. Evet. İlerideyiz şu an. Ama balık teknenin altından geliyor. Evet, aynaladı. Ben şu an görüyorum balığı. Bir şey ile tarafta almak istiyor. Bambi mercan galiba. Evet. Hangi mercan? Ama hoppa. Haydi. Oh. Oh arkadaşlar, inanılmaz. Fangriymiş. Evet. Evet. 10 kilosu yok ama galiba bir 8 kilo civarı. Daha önce 6-700'lük bir Fangri mercan tutmuştum. Bu herhalde ondan daha büyük diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Kepçe boyunda, kepçeye sığmayacak. İnanılmaz güzel bir balık. Gerçekten heyecanlandırdı ve yordu. Herkese rastgele.